Evet, güzel soru. Zeka nedir ve neden hep yetersizdir? Yetmiyor değil mi bir türlü? Yani devamlı böyle daha zeki olmak istiyoruz. Böyle zekamı arttırmak için ne yapayım, nasıl oyunlar oynayayım, işte bilgisayarda pıtı pıtılar yapayım, kutular patlatayım, ben daha zeki olayım falan diye. Acaba bu nereden geliyor? Daha doğrusu geliştirmek istediğimiz şeyin ne olduğunu gerçekten tam olarak biliyor muyuz? Zeka bu çağın fetiş kavramlarından bir tanesi. Aslında hem bilgisayar bilimlerinde, hem biyolojide, hem işte psikoloji gibi alanlarda tanımı oldukça kolay olan bir yetenek. Zeka eşittir problem çözebilme becerisi. Şimdi problemin tipine, problemin çözüm yoluna ve bu becerinin uygulandığı yerlerdeki çıktılarına göre zekanın tipleri, çeşitleri, performansları ayrı ayrı konuşulabilir. Çok fazla çeşitinden bahsedebiliriz. Mesela zeka dediğimizde biz genellikle kendimizdeki zekanın ne olduğunu bildiğimizi zannediyoruz ama çok fazla bilmiyoruz ama hepimizin iyi bildiği bir zeka tipi var. Daha doğrusu aslında onu da iyi bildiğimizi zannediyoruz da çok fazla bilmiyoruz. Yapay zeka. Nedir efendim yapay zeka? Bilgisayarlara, işte yazılımlar marifetiyle, onların işlemci güçlerini kullanarak, şimdilerde bir de öğrenebilir versiyonunu yaptığımız çeşitli problemleri çözen algoritmalar yükleyebilme becerimize yapay zeka diyoruz. Bu aslında bizim becerimiz, bilgisayarın bir becerisi değil ya da oradaki programın tek başına bir becerisi değil. Öyle algoritmalar, öyle programlar yazılmaya başlandı ki siz bu tırnak içinde bilgisayardaki zekaya veri sağladıkça bu aldığı verilerden daha önce kendisine algoritması kodlanmış sorunları çözmek bir tarafa onu yaparken bir taraftan da verilerden ve çıkarttığı sonuçlardan öğrenerek bu sorun çözme yeteneğini kendi kendine iyileştirebiliyor. Bu bizim insanoğlu olarak hani eriştiğimiz en üst teknolojik basamaklardan bir tanesi. Hatta biraz korkuyoruz da hadi itiraf ederim hani yapay zekalar dünyayı ele geçirip de bizi işte kendilerine köle yapacaklar mı falan gibi bilim kurgunun en ana temalarından bir tanesidir. O ayrı bir tartışma konusu ama yapay zeka dediğimiz şey gayet güzel tanımlanmış bir zeka biçimi. Bir başka versiyonu bizde de var. Bizim zekamız da var ve bu zekamız çeşitli problemleri çözmek için kullandığımız, belki de bilgisayar kadar basit algoritmalara dayanmayan ama neticede belli adımlarla çalışıp belli sorunları belli şekilde çözebilen bir kapasite. Peki biz insan olarak ne tip sorunları çözmek için tasarlanmışız ya da hangi sorunlardan geçerek atalarımız bugünlere işte bize bir takım özellikler miras bırakmışlar ona baktığımızda İnsan zekası pek de öyle tanımı kolay bir şey değil. Birincisi, biliyorum bizim çocuk zeki, bizimki pek zeki değil. Bu arkadaşım zeka sıfır falan filan dediğimizde kastettiğimiz zeka aslında yapay zekanın bile şu anda pek ciddiye almayacağı ama eğitimde çok işe yaradığı için matah bir şey zannettiğimiz işlemsel zeka. IQ ile ölçtüğümüz bir şey. Mesela bu IQ testini bilirsiniz. Zekamıza işte belli sorular sorarak bir puan biçilen bir test tipidir. Özellikle 1960'lardan, 70'lerden, 80'lerin sonlarına kadar çok popülerdi. Niye popülerdi? Anlaşılır bir tarafı var. IQ testinden yüksek puan alan çocuk eğitimde de yüksek not alıyordu. Eğitimde yüksek not almak biliyorsunuz yakın bir zamana kadar dünyanın en önemli işiydi. Zira eğitimde yüksek not alamıyorsan salaksın, sen burada dur, öl, işte para kazanma, neyse harcanabilir bir şeysin. Ama eğitimde yüksek puan alıyorsan bütün yollar senindir gibi bir algımız vardı. Ama velakin zaman içerisinde hele hele insan zihninin başka dehlizlerini ve yeteneklerini keşfetmeye başladıkça bir de bu yüksek IQ'lu çocukların büyümesini izleyip de onların bazılarının dramlarına şahit olmaya başlayınca ilginç bir şey görmeye başladık. Bu işlemsel zeka, hatırada bir şeyleri tutabilme, matematik işlemleri yapma, hemen algoritmaları kıvırıp da işte efendim onları akılda tutabilme gibi bir zeka, yaşamda başarılı olmak, iyi ve yetişkin bir insan olmak konusunda bize çok yardımcı olmuyormuş. Hatta fazla yüksek IQ'lu insanların toplumdaki entegrasyon ve iş görebilme konusunda ciddi sorunlar yaşadığını, yani dezavantajlar olduğunu fark etmeye başladık. Tam da o sıralarda ben üniversitede okurken işte 90'lı yıllarda ben duygusal zeka diye bir şey çıktı. Ne dediler? IQ o kadar da önemli değilmiş, önemli olan duygusal zekaymış. Neydi duygusal zeka? Duygusal, yani son derece kompleks ve pek böyle algoritmaya tarife dökemediğimiz iletişimsel, sosyal ve duygusal sorunları anlayabilme, fark edebilme ve onların bir şekilde üstesinden gelebilme becerisine gönderme yapan bir kavram. O zamanlarda çok moda olan bu kavram bugün ne durumda? Bugün o da biraz gözden düşmüş durumda. Çünkü duygusal zeka diye bizim anlayabileceğimiz zeka tiplerinden birine benzetmeye çalışıp
formüle etmeye uğraştığımız şey bizim zannettiğimizden çok daha fazla karmaşık çıktı. Özetle zeka problem çözme becerisi hala bu tanım geçerli. Fakat insan gibi bu dünyaya bu çıplak bedeniyle imkansızı başarmak için özel olarak hazırlanıp gönderilmiş bir canlının zekası öyle kolay anlaşılabilir sınırlara sahip değil. Bizim mesela tabii zekamız var, örüntüsel zekamız var, IQ ile ölçtüğümüz bir işlemsel zekamız var, duygusal zekamız var, empatik zekamız var, sezgisel zekamız var ve daha belki ismini tahayyül bile edemediğimiz çok farklı kategorilerde sorunlar çözmemizi sağlayan adeta hani böyle aşırı kalabalık ve İsviçre çakısı gibi bir zeka sistemimiz var. Bunun tanımını anlamak ya da çapını fark etmek neden önemli? Benim çocuğum zeki ya da yeterince zeki değil. Ben zekamı geliştirmek için daha fazla ne yapmalıyım sorularını sorarken biraz daha temkinli olmaya ihtiyacımız olduğunu bize hatırlatıyor. Biz hangi zeka tipini geliştirmek istiyoruz? Basit bir örnek vereyim. Duyduğunuz isimleri aylar, yıllar sonra tekrar hatırlayabilmek bir zeka tipidir. Bu hafızayı kullanabilmekle alakalı bir zeka bölümüdür ve bazılarında bu çok iyidir. Ama bu kısım bende çok zayıf. Ben isimleri hatırlayamıyorum. Ama bir yüzü gördüğümde o yüzü kolay kolay bir daha unutmuyorum. Filmlerdeki figüranları başka filmlerdeki figürasyonlarda ayırt edebilecek kadar yüzlere duyarlılığım var. Peki normal eğitim sistemi ve kültürün bana dayattığı gelişim algoritmasına göre benim ne yapmam lazım? İsimleri hatırlayamıyorum, dolayısıyla bu zayıf özelliğimi genişletmeliyim. Yüzleri zaten hatırlıyorum, ona bir şey yapmaya gerek yok. Halbuki tabiat böyle çalışmaz. Her canlı, her birey güçlü olduğu tarafa yatırım yapıp onu daha kolay geliştirebilme potansiyelini de içinde taşır. Yani siz bir zeka tipi açısından muhtemelen hem yetişmeniz, hem genetiğiniz, hem çevre koşullarınız itibariyle daha avantajlı olabilirsiniz. Ama etrafımız bize hep ne söylüyor? Matematikten anlamıyor bu. Kafa matematiğe basmıyor. Özel derse gönderelim. Sürekli matematik çalışsın. Ve biz devamlı o zayıf olan ya da zayıf olduğu zannedilen kısmımızı geliştirmekle belki yıllar harcayabiliyoruz. Ama öte yandan eğer insan zekasının engin içerimlerini, termiklerini, dallarını, budaklarını anlayabilseydik, adeta insanlar adedince farklı zeka kombinasyonlarına sahip olduğumuzu ve her birimizin bu biricik ve özel kombinasyonla dünyada çok önemli şeyler yapabilme potansiyeliyle beraber bir ömür sürdüğünü fark ederdik. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. Yani özetle, zeka güzel bir şey. Allah zekadan uzak tutmasın. Ama zeka tek tip değil. Zekanın birçok tipi var. Yapayı var, doğalı var, insanisi var, hayvanisi var, asgarisi var, azamisi var. Biz kendi zeka tiplerimiz ve kendi zeka kombinasyonumuz içerisinde hangi alanlarda iyi ve verimli olduğumuzu keşfetmek gibi bir görevle yüklü olduğumuzu düşünüyorum. Bunu size kim söylüyor? Yaşamının biraz geç bir döneminde aslında konuşma zekası diye bir şeye sahip olduğunu fark edip onun üzerine gitmeye karar veren birisi olarak sizinle konuşuyorum. Hiç pişman değilim. Yani konuşmak, işte efendim isimleri hatırlamak gibi bazen çok havalı olmayabiliyor ama üzerine giderseniz bir süre sonra bütün hayatınızı bunun üzerine geçirebiliyorsunuz. Tabii etraftaki bazıları diyor ki çok konuşuyorsun. Haklılar, evet çok konuşuyorum ama bu konuya biraz yüklenince bazı yan etkileri de oluyor. Zeka hepimizde bize yetecek kadar var ama hiçbirimizde modern yaşamın istediği makinevari bir insanın üretebileceği bir zeka tipi yok. Çok şükür ki yok. Yoksa hepimiz robotlara dönüşürdük. O yüzden çok da şey yapmamak lazım. Zekanız gayet iyi. İyi olduğunuz tarafı geliştirdiğinde hepimiz çok daha iyi olacağız ve birbirimizden çok daha iyi faydalanabileceğiz.